Yurttaş TV'den herkese merhaba. Bugün CHP'nin kalesi olarak bilinen Avcılar'dayız. Buradaki yurttaşlara erken seçim olursa tercihiniz ne olur diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an Türkiye gündeminde erken seçim meselesi var. Evet. Ne düşünüyorsunuz erken seçimlerle ilgili? Ya erken seçim bir oyundur. Erken seçim olmaz. 2023 yılına kadar olmaz. Sırf milleti oyalamak için. Ekonomik kriz var, millet işsiz, millet kan ağlıyor. Yani erken seçim olsa bir bu iktidarın defteri dürülür. Ama hile kurda yapmazlarsa tabii. Bunlarda her şey döner yani. Ben hiç inanmıyorum. Mesela ne yaptılar? Halk iradesi diyorlar. Hakimiyet kaç içerisinde milletindir diyor. Belediyelere kayyum atadılar. O zaman millet iradesi ne oldu? Çöpe gitti. Yani AK Parti'ye verirse millet iradesi, diğerine verirse millet iradesi yoktur diyor. O zaman seçim yapma. Komple de ki artık seçim gerek yok. Doğu ve Güneydoğu'da niye seçim yapıyor? Seçimin ne anlamı var? Seçim yapma o bölgede de ki valiler orada belediye başkanıdır. Kanun da böyledir. Bitti yani milleti niye görüyorsun? Milleti niye sandığa görüyorsun? Yazık tabii bu insanlar. Evet. Ya babası bir erken seçimde tercihin ne olur? Benim tercihim ne olur? Bu iktidardan yana olmaz. Bu kesin de. Diğer partilerin birini düşünürüm. Avcılar'da en kötü kira 1,5-2 milyondur. 3.200 lira emekli maaşı alıyorum. Nasıl geçineyim? Yani geçinebilir mi insanlar? Yok. Ama kendileri bir milletvekili 15-20 lira alıyor. Bir danışman atanıyor, bir danışman 20 lira maaş alıyor. Yazıktır, günahtır yok bu milletin parasına ya. Bu fakirin parasına ya. Kendileri olunca cepleri doluyor. Söyledin mi? Yok canım, öyle bir şey yok diyor. Bir danışmana 20 milyar para, 3 yere atıyor, 80 lira para alıyor. Bir emekliye de 1,5 lira para veriyor. Adalet bunun neresinde? Hukuk bunun neresinde? Ya memlekette hukuk yok. Adalet yok. Hiçbir şey yok hemşerim. Aynı Saddam Hüseyin rejimi ya öyle. Erken seçim olması gerekse olsa da fark eden yine bir şey olmayacak Türkiye için. Yani Recep Tayyip Erdoğan her şekilde yine bir şekilde alıp götürecek bir şey. Peki sizin tercihiniz ne olacak olursa? Vallahi benim tercihim ben MHP'liyim ama tabii ki şu anda hiçbir tercihim yok şu anda tercihsizim. Bir tercihim yok. MHP'lisiniz şu anki bir koalisyondan dolayı mı koalisyondan uzaklaştınız? Koalisyondan uzaklaştım yani evet. AK Parti'de yaptıkları koalisyondan dolayı. MHP'liden uzaklaştım. Hatta görev vardı. Görevimden falan da istifa ettim yani. Peki MHP'lilerle irtibat kuruyorsunuz. Onlar genel olarak nasıl ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Sizin yani gibi zaten bölündük yani. Çoğu işte dedim ya 30 yıllık, 20 yıllık aynı dava arkadaşlarımız. Şimdi biz gitmiyoruz. Selamlaşmıyoruz bile yani. Birbirine selam sabah bile kestiniz. O derece yani. Olursa erken seçimde de tercihiniz herhalde ama şu an... Ruh halim, psikolojimiz artık ne olursa. Belki ama İYİ Parti'den yani kullanmayı düşünüyorum. Meral Akşener'den. Çünkü kendisini birebir tanıdığım bir insanım. İyi bir insan. Düzgün bir insan Meral abla. Ondan yana kullanabilirim. Ben kendim AK Parti'ye oy verdim. 15 yıl oldu. Ama kesinlikle verdiğim eller kırılsa bir daha verirsem yani. AK Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğim. Kesinlikle. Ne MHP'ye ne AK Parti'ye. HDP dediğiniz partiyi maalesef terörist olarak görüyorsunuz. Fakat seçimlerde o partiye seçim hakkı sunuyorsunuz, meclise sokuyorsunuz. O zaman özgür irade diye bir şey kalmıyor bu ülkede. Yani HDP'yi madem öyle o partiyi sokuyorsan meclise, milletvekili olarak atandırıyorsan ve belediye başkanları olarak seçim yaptırabiliyorsan halkına, senin yaptığın bu diktatörlüktür. Kayyum atanma meselesiyle ilgili mi söylüyorsun abi? Yani tabii ki. Geri alınmasa belediyeleri. Tabii ki. Yani sen resmen bu ülkeye diktatörlük yapıyorsun. Sen yol yapıyorsun, başkasına yaptırıyorsun, garanti veriyorsun. Yani ben cahil olduğum halde bunları bilebiliyorum. Yani insanlarımız araştırmıyor, maalesef araştırmıyor. Sadece şu ülkede şu anda sağcı ve solcu olarak gösteriyorlar. İşte CHP'ye oy verenler vatan haini olarak gösterildiler. Kendilerinin yapmış olduğu hiçbir icraat yok. Herkesi vatan hainliğinle suçluyorlar. Ya ben kendimden oy veriyorum. Bir daha kesinlikle oy vermeyeceğim. MHP lideri o kadar konuştu. Namussuzlukla suçladılar Cumhurbaşkanını. Ama yanında oldu. Yani sen bir lidersen yanında olmaman lazım. O verdiğin sözlerin başında. Senin de gitmen lazım o MHP'nin başından. Yeni yüzler gelmesi lazım bu ülkenin başına ki insanlara yani sizin benim gibi gençlerin seçim hakkı olsun. Hep aynı yüzleri görüyoruz. Bir Tayyip Erdoğan'la olacak iş değil. Yani şu anda mesela ülkenin ekonomisini batırmışlar. Yerle bir. 3 ay milletine maske veremedi. Şu görmüş olduğunuz 10 kuruşluk maskeyi ben eczaneden 1,5-2 liraya almak zorunda mıyım? Bunda bile ticaret yapıyorlar şu anda. Yani emeklilerin parasından çalıyorlar. İşçinin parasından şimdi bir
fon diye çıkarmışlar. İşçi işverene para verecek fakat iş yapan şahıstan para kesilecek. Sigorta şeyi altında. Bunlar nereye gidiyor? O kadar 15 Temmuz'da paralar toplanmış. Hangi gaziye verildi? Sigorta paraları toplandı. Hangi şeye verildi? Mağdur olan insana verildi. Hepsi kendi cebine indirdi. Hırsızlık yaptı. Bu devletin savcıları, hakimleri ne işe yarıyor ki? Yani neden koltukta oturan bir insanı yargılama hakkı doğmuyor? Yani benim gibi bir vatandaş şu anda şuradan bir hırsızlık yapsam, bu da ispat edilirse beni alacaklar, cezaevine sokacaklar. Savcılardan bahsediyorum veya kolluk kuvvetlerinden bahsediyorum. Hakimlerden bahsediyorum. Fakat yukarıda bir milletvekili, bir parti başkanı veyahut da damadı bilmem nesi çaldığı zaman hiçbir kolluk kuvveti geçip de önüne demiyor ki sen ne yapıyorsun? Yani devlette maalesef adalet yok. Adalet olmayan bir ülkede de toplumu nasılsa, yani baştaki insan nasılsa vatandaşı da öyledir. Yani diyeceklerim bu. Seçim olursa olası bir erken seçim tercihiniz ne olur? Kesinlikle AK Parti'ye oy bir daha yok. MHP'ye de yok. Çünkü ülkeyi mahvettiler. Ülkeyi mahvettiler. Herkese ceza yazdılar. Sana ceza yazıyorlar. Senin cebinde 5 kuruş paran yok. Nasıl ödeyeceksin? Millet evinin kirasını ödeyemiyor. Şimdi çatır çatır elektrikçiler, doğalgazcılar dolaşıyor. Kim ödeyecek bu parayı? Devlet demişti ya 3 ay kesilmeyecek. 2 gün evvel elektriğimi kestiler. Ne oldu? Ne oldu? 359 lira para ödemedim. Ödeyemedim. Pandemi dalgasına kredi çıkartacağız dediler. Vermediler. 3 ay oldu bekliyoruz. Kredi de vermediler. İşsiz kaldık. Bir de şimdi utanmadan bize oy mu verin diyecekler. Vatandaşlardan para topluyorlar. Gidiyorlar sanatçıları çıkartıyorlar. 30 milyon lira para vermişler. O 30 milyonu 80 milyona dağıtsaydın adam başı 500 milyon paraya gelirdi. Niye vermedin? Sen kendi cebinden mi çıkarttın? Yani devlet bu kadar aciz olabilir mi ya? Halkından para dilenen bir devletten bahsediyoruz ya. Yani halkından seçimde oy için dilenensin. Ama bir pandemi, bir afet olduğu zaman şey yapamıyorsun ya, halkına bakamıyorsun. Nerede bu paralar ya? Toplanan paralar nerede ya? Acun Ilıcalı çıkıyor, bir dünya para topladı. Devlete hibe ettiler. Yardım paraları toplandı. Nerede bu paralar? Hangi bir vatandaşa, hangi bir garibin karnını doyurmuşlar? Pandemi döneminde Kızılay'ı aradık. Dedik ki bize erzak gönder. Dediler ki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gideceksin. Ya dedim sen Kızılay'sın kardeşim. Ne işim var benim sosyal yardımlaşma? Sosyal yardımlaşmaya baktık. Yok dediler. Erzak yardımımız yok. Gene beğenmediğimiz CHP gönderdi bize ya. Erzak kolisi. Yani böyle bir şey var mı ya? Ben dara düşeceğim. Sen oradan çıkacaksın. Akşam keseceksin. Yargılanmayacaksın. Vatandaşının hiçbir hakkını şey yapamayacaksın. CİMER'e milyonlarca şikayet gelecek sana. İnsanlar halkın yani sana dile getirecek. Sevilen bir adamdın çünkü. Çok sevilen bir adamdın. Maalesef yanındaki o nasıl söyleyeyim? Kunta Kinta mı diyeyim? Nasıl dile getireyim bilemedim ama yani o insanlardan kurtulmadığın müddetçe sen oy kaybedeceksin. Kan kaybedeceksin. Yani erken seçim olursa zaten o vatandaş sana nasıl bir cevap vereceğini bileceksin yani. Kesinlikle diyorum AK Parti dönemi bitmiştir. Yani teşekkür ediyorum. AK Parti diye bir şey kalmadı. Çünkü aklanamadılar. Erken seçim olmasın. Devam etsin yani böyle daha güzel. Benim için. Sıkıntı çekmiyorsunuz ekonomik olarak ya da herhangi bir sorun. Ekonomik olarak zorluk çekiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani ben onun için bir şey diyemiyorum. Gayet de başarılı. Cumhurbaşkanımız gayet de güzel gidiyor. Çok seviyoruz. Yapmış olduğu bütün bu süreçte bu şey dönemdeki yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok da memnunuz. Gayet de başarılı. Ben takdir ediyorum. Ben CHP'yi hiç takdir etmiyorum. Benim için AK Parti her zaman öndedir. Yani şu süreçte bu Covid döneminde çok başarılı olarak görüyorum. Takdir yardım ediyorum. Aldınız mı? Almadım. Almadım. Hiçbir yardımım da yok. Hiçbir şey de yok. 3 ay hiçbir şey desteğimiz de olmadı ama yine de şükür yani hiçbir şey diyemeyeceğim ama bu süreçte bu dönemde hiç kimse kimseye
şey yapmasını istemiyorum ama CHP'nin elinde olmuş olsaydı biz vay halimize diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Valla erken seçim olmaz zannetmiyorum. Çünkü riske girmezler. Daha önce seçim olursa kaybetme ihtimalleri var. Normal zamandan belki bir sene önce falan düşünebilirler, o zamana kadar ekonomi biraz rayına oturursa. Başka türlü sanmıyorum. Şimdi de olmaz diyorsunuz kısa vadede. Olmaz olmaz. Peki olası bir erken seçimde sizin tercihiniz ne olur? Benim tercihim CHP'ye veririm ben. Yine ona verirsiniz. Yine ona veririm. Peki neden CHP sizin için? Neden CHP derseniz ülkeye çok sahip çıkıyor. Kim çok ceza görüyorsa, kim çok içeri atılıyorsa, değil mi yani? Demek ki onlar biraz daha haklı diye düşünüyorum. Tabii ki onaylamıyorum. Doğru bulmuyorum erken seçimi. Şu an öyle bir durum yok yani ülkede. Onaylamıyorum. Şu an her şey normal mi? İyi mi gidiyor sizin için? Tabii ki iyi gitmiyor. Her şey çok kötü gidiyor. Böyle. Erken seçim olmasın diyorsunuz ama. Olmasın. Olmasın. Ekstra bir masraf bu da. Onaylamıyoruz yani. Olası bir erken seçim tercihiniz ne olur? Efendim? Tercihiniz ne olur olası bir erken seçimde? Ha, onu söylemesem daha iyi olur. Söylemeyeyim ben onu. Peki. Yani şu an için erken olduğunu düşünüyorum ama hani bunu konuşmak için. Evet. Yani biraz ya sıkıntıya sokabilir şu an için. Hani biz de sonuçta gidişattan memnun değiliz ama ya çok bir faydası olacağını düşünmüyorum şu anda bunları konuşmanın. Peki olası bir erken seçimde tercihiniz ne olur? Ya hükümetin değişmesinden yana olur. Olası hükümetin değişmesinden yana olur. Daha önceki fikriniz yani değişti mi? Böyle. Daha mı iyi olacak? Onda da şüphelerimiz var maalesef. Yani daha iyi bir alternatif de olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda gidişattan memnun değilim. Bir şekilde birilerinin çıkıp bir şeyleri değiştirmesi lazım. Ama nasıl olacak? Bakacağız. Peki sizin tercihiniz değişti mi? Daha önce destekliyor muydunuz hükümeti yoksa muhalefeti mi destekledin? Yok. Desteklemedim. Bir defa destekledim. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Çünkü hani başka bir aday olmadığı için. Hani onun haricinde verebilecek bir aday olmadığı için bir defa mecburiyetten destekledim. Ama tabii daha iyiye gidecek mi? Mecbur bir şekilde gidecek. Gitmesi lazım. Yani inşallah o zamana kadar, seçim dönemine kadar da iyi bir aday çıkar. Yani herkesin güvenebileceği. İnşallah bir şeyler. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsa destekler misiniz? Evet. Desteklerim. Mansur Yavaş özellikle desteklerim. Ekrem İmamoğlu'nun da belediye seçimlerinde destekledim. Ona oyumuzu verdik. Hani şu an için beklentileri tam karşılamadığı yönünde düşünüyorum ama yine de çok karamsar değilim. Daha erken şu anda. İnşallah daha iyi şeyler yapar. Olmamalı. Birazcık ilerleyen süreçlerde olabilir ama şu an daha büyük bir sıkıntımız var. Siz de biliyorsunuz. Ondan sonra hayırlısıysa olur yani abi. Niye olmasın? Daha iyi de olabilir. Peki memnun musun gidişattan, ülkeden? Yani şu durumda değil abi. Gerçekten de. Çünkü çok sıkıntıdayız. Daha doğru düzgün dışarıya bile çıkamıyoruz. Artık hayırlısı yani, yapacak bir şey yok. Olası bir erken seçimde tercihin ne olur? Yani kimi desteklersin? Muhalefet ya da hükümet? Yani ben şöyle söyleyeyim abi, özele giriyor ama şöyle bir şey söyleyeyim abi. Hani o an hani hangisi daha çok çalışmalar yapıyorsa tabii ki onu desteklerim. Hani hakkımız hayırlısı yani, herkes için önemli olan. Neye bakıyorsun oy verme ölçüsünde? Ne, çalışmak ne oluyor mesela örnek? Abi, halkın durumuna bakıyorum. Şimdi kendimi düşünmemem lazım. Sonuçta dünyada tek ben yaşamıyorum. Herkes için hayırlısı neyse onu seçelim her zaman. Sonuçta bu dünyada tek ben yokum abi. Herkesi düşüneceğim. Herkes için önemli olan neyse her zaman onu destekleriz. Mesela herkes için önemli olan şey nedir? Yani yol yapmak mıdır? Yok, sadece yol değil abi. İnsanların giderlerini, ihtiyaçlarını karşılamak, ev ihtiyaçlarını, yani bunları gidermek abi. Yoksa tek şey değil yani. Yol yapmakta bir şey yok yani. Önemli olan insanların giderini, masrafını, kirasını, onları karşılamak. Yoksa yol yapmakta bir şey yok. Herkes yapar. İse erken seçimin 2023'te olacağı, öyle bir gündemin olmadığını söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem, benim de erken seçim olacağını zannetmiyorum. Şu anda düzenli bir gidişat var. Yani ne kadar da piyasalarda sıkıntılar olsa bile bu genel olarak dünya genelinde olan bir sıkıntı var. Türkiye'nin de bu böyle bir süreçte erken seçim geleceğini zannetmiyorum yani. Peki olası bir erken seçimde tercihiniz ne olur? Yani şu anda öyle bir düşüncem yok, tercihim ne olur ama yine de tabii ki şu anki hükümeti ben iyi yönetirdiğini düşünüyorum yani. Şu an bir sorun görmüyorsunuz. Sorun görmüyorum, evet. Erken seçim tartışmaları bence mantıklı değil. Bu korona düzeninde mantıklı değil.
Daha bir sürü sorun var çözülmesi gereken. Yani mantıklı görmüyorum. Peki abi, olası bir erken seçimde tercihiniz ne olur? Kimi desteklersiniz? Ya CHP'ye veririm ya HDP'ye veririm oyumu. İkisinden birine. Şu an mevcut hükümeti desteklemiyorsunuz. Yok. Palavraları, başka bir şey değil. Gündem değiştirmek. Peki olası bir erken seçim. Suriye olayı unutuldu. Değil mi? Evet. Yapılan yolsuzluklar unutuldu. Efendim, Libya olayları unutuldu. İçeride yatan gazetecilerin olayları unutuldu. İşsizlik unutuldu. Korona davasıyla kapatılan bütün iş yerleri, çalışmayan işçiler, işsizlik arttı, parasızlık arttı. Bütün bunlar unutuldu. Erken seçim ne olacak? Bütçede para mı kaldı ki erken seçim için para harcayacaklar? Değil mi? Yani erken seçim falan olmaz. Peki abi, olursa eğer tercihiniz ne olur? Vallahi tercihimiz herhalde bu hükümet olmayacak. Yani 15 senede yönetiyor. Belediye başkanlığından beri de ortalama 25 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ülkenin gelmiş olduğu durum belli. Öyle değil mi? 15 senede sata sata her tarafı bitirdiler. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra yazıyorlar televizyona, 10 lira para gönder, 10 lira para gönder. Depremler unutuldu. Depremde insanlara açıkta kaldı, bütün binaları yıkıldı. Onlar unutuldu. Gündem değiştirmekten başka bir şey yaptıkları yok. Yani erken seçim olacağı yok.